Merhaba herkese yaftar. kiler Gayrimenkul KLGO. Bu çok isteniyor. Yani herhalde bu aralar küçük yatırımcı biraz buraya kaydı mı ne yaptı tam bilmiyorum. Şimdi şunu ifade edeyim. Geçen hafta ben bunu e, cuma kapanışında bir videosunu yayınlamıştım. Hatırlıyorum. Bist yüz dışı ar yayınlamıyorum arkadaşlar. Yani bana Bist çok isteniyor. Söyleniyor Bist dışında. Üyelere özel yapıyorum. Hani bugün e, bir iki video çektim. Hadi bu da üçüncü Bist yüz dışı video olsun diye. Çekiyorum bunu ama bu şunu söyleyeyim şunu ifade edeyim Geçen hafta ne dediysem kalG aynı yani değişen aslında hiçbir şey yok şu anda ee, söylediklerim sabit yani o videodan e, mesela yorum yapıp isteniyor ama zaten orada izliyorsunuz söylüyorum yani kırmış mı e, kıramamış yani şimdi kıramadıysa tablo belli burada şekil belli e, çok basit bir yatay alanı var kalG onun gidiyor geliyor vuruyor çıkıyor oraya e, şöyle göstereyim <laughs> aynı 12'sinde yaptığım video şu 280 kaç bunun kapanışı e, 286 kapanışından sonraydı bir direnç var demiştim yani bu kısma dikkat etmek lazım kırılıyor mu kırılmıyor mu bir görmek lazım şimdi 2-3 yorum yaparım buna, onu söyleyeyim e, kırılamadı geri geldi e, bu bir iyi mi hani e, Tabii iyi değil yani Keşke biraz daha yukarıdan şöyle dönseydi en azından daha iyi olurdu tam şu anda soru işareti olarak bıraktı İkincisi 50 güne geldi destek aldı 50 günden yani formasyon olarak bu bir hamile boğa formasyon normalde bu tür ikili bir mum yan yana geldiği zaman düşüş trendlerinde bir tane beyaz görme ihtimali her zaman arkasından vardır yüksek bir ihtimaldir o beyazı görme umarım beyazı görür yani beyaz mumu yaparsa bize yeni bir trend verecek kanalın içinde bakın şöyle bir trend verecek. Hemen doğrudan bakın trendinizi çekin böyle durumlarda bir beyaz daha verdi mi bu trend kırılıyorsa 50 güne 2.60'a hareket 260 kırılıyorsa en kötü halde 230'a yukarı doğru hareket devam ederse o zaman pozitif yani şu direnci gördüğünüz o zaman kırar ya da kırması beklenir kırar demeyeyim özür dilerim o tabi bir kesinlik ifade etmiyorum kesinlikle. O anlamda söylüyorum. Bunu kırılmış da kabul edebilirsiniz belki burada. Yani yukarı trend devam ettikçe çünkü zaman 12 Mart'a götürür. E, yukarıyı kıracaktır ya, ya aşağıyı kıracaktır. E yükselen trendde daha önce geçildiği için yani bakın geçip bir kapanışta yükselen trende sadık kalırsa kırıldı olarak da kabul edilebilir ve devamında da 3.12 0618 önemli bir direnç noktasıdır orası da söyleyeyim. Yani direnç olmayabilir ama kitabı olarak teorik olarak baktığımız zaman bir direnç noktasıdır. Ee, gelirse tabi ona ayrıca bakarız. Ee, bugün biraz alıcılar yani düşük bir hacim, ee, Biraz daha yüksek bir hacim olsa daha iyi, iyi olurdu ama alıcılar yani son e, cuma kapanışında ortaya çıkmış. Şimdi 5 e, 5 nerede bir göreyim? 5 gün. Şimdi 5 gün e, o, bu da olumsuz tarafı. 5 ve 20 kesişmesi olacak burada. Eğer 269'un üstüne bakın gidemezse ise Pazartesi günü muhtemelen Pazartesi günü oraya gidemediği zaman 5 gün 20 günü kesecek. Bu normalde çok iyi değildir yani yukarıdan kesişmeler, kroslar, de kroslar 5-20 de gösterge olarak. Fakat daha önceden Mekdi'nin kestiğini ve Aresay'nın da kestiğini burada görüyoruz yani 3 tane bakmamız gereken gösterge birbirini, birbirini kestiği zaman bir taraftan diyorum o da çok iyiye yorulacak bir durum değildir. Ama zaten bir kanal hareketinin içinde hadi diyelim pazartesi yeşili yapmadı veya yaptı da ertesi gün daldı. Yani ben bunu şu an çizecek bir uygun trend değil bu onu söyleyeyim beyaz görmemiz lazım ya da yeşil mum görmemiz lazım bir iki tane daha ikinci bir düzeltme yapması lazım hani onun güveni olması için şu yani şundan bahsediyorum yani şöyle gelse atıyorum bir daha dokunsa şuraya sonra bir daha yeşil yapsa tamam yani bu trend güvenilir e, olarak düşünülebilir bu henüz bir tam bir trend değil zaten videonun başında da söyledim yani şuraya çekerken de söyledim şöyle bir giderse bir trend çekin e, dolayısıyla bu cross durumu olursa hani çok da kafayı karıştırmayayım bir oradan bir oradan bahsedip e, 50 güne dikkat etmek lazım kırılması tekrar söylüyorum 2.30 2.40 civarlarında desteğe doğru hareket ettirebilir. Bu da negatif yani. Yani görünen pozitif şeyler var. Görünen negatif şeyler var. E, bakalım hangi tablo gerçekleşecek. Onu e, pazartesi salı çok geç olmadan yani önümüzdeki hafta bu tablo belli olur. 3 aşağı 5 yukarı yönü hissenin. E, söylenecek başka bir şey yok. Tabi bu da çok yükseklerden geri aldı. 5 e, liradan neredeyse yüzde yüzünü yani son hareketinin yüzde yüzünü geri aldı. Çok fazla satıldı orada. Genelde bu kadar olmaz bu tür hareketlerin geri alımı. 618 civarı sona ermesi beklenir böyle hareketlerin veya en kötü ihtimal 786. Bu 786'yı da biraz kırmıştı tabi. Ancak ancak biraz kendine geldiğini kendine gelmeye çalıştığını söylemek mümkün en nihayetinde burada bana göre en ciddi ve dikkat edilmesi yer gereken yer 200 gün ortalaması. Yani 200 gün ortalamasında kesiyorsa zaten işler kötüye gider. O çok hoş değil. Şu anda 2.14'te. Yani ee, en kötü ihtimalle uzun vadeciyseniz de öyle söyleyeyim. Çok uzun vadeci ben aldım kardeşim dursun diye diyorsanız orada yani doğrudan 200 gün ortalamasını bir kerteriz alabilirsiniz kendinize. Haftalık görünümde şöyle. Yani yatay alanın üstüne vurdu altına hareket etti. Haftalık da aynı şey var, Hepsi aynı şey var. Orada da aşağı yönlü hareketi hala e, göstergeler şeyler e, daha doğrusu RSI veriyor. MACD veriyor. Fakat 5 e, yani beş, orada haftalık kesişim yok yani. 5-20 kesişimi daha uzak. Henüz olmadı. Söylenecek başka yok. En, bu haftalık çok gerekli değil. En kısa vadede günlük e, işinizi görür. Herkese iyi haftalar.